Temel talebimiz şu bu an, şu an yakıcı olan talep. Öğretmenlik meslek kanunu şu an meclisin gündeminde. Hazırlandı, komisyona iletilecek. Bu komisyonda siyasi partilerin temsilcileri var. En başta Adalet ve Kalkınma Partisi. Tüm vekilleri. Milli Eğitim Komisyonu üyesi başkanı Mahmut Üzer. Onun yanında aynı partiye mensup diğer vekiller. Bir karar vermek durumdalar. Öğretmeni mi savunacaklar? Öğretmen emeğini mi savunacaklar? Yoksa patronların çıkarlarını, beklentilerini mi karşılayacaklar? Tam anlamıyla bir sınama noktası. Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa. Hükümetin hiç bu mücadeleden vazgeçmedik. Her zaman dedik ki tamam marş hakkımız geri alacağız. Bugün de buraya olmaya geldik. Olmadan dönmüyoruz. Biz eğitim nöbetindeyiz. Sadece burayla sınırlı değil. Dün bakanlığın önüne taşıdık. Çünkü hala muhataplık bekliyoruz. Orada oturma eylemi başlattık. Çok meşru bir şekilde. Ve oraya müdahale oldu. Gözaltına alındık. Bakın arkadaşlarımız diğer illerde şu an 20 yakın ilde eğitim nöbeti tutuyorlar. Burada biz eğitim nöbetini devam ettiriyoruz. Milli Egemenlik Parkı'nda. Sürekli polis geliyor, gidiyor bizle. Ya biz bunları yaşamak istemiyoruz. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaptıkları eylem sonrası yoğun çevik kuvvet ekibiyle birlikte gözaltına alındılar. Şu anda gözaltı aracının önü çevik kuvvetin kalkanlarıyla kapatılıyor. Gözaltından çıktık. Destek gösteren, dayanışma mesajları yollayan tüm üyelerimize, tüm öğretmenlere, dost kurumlara teşekkür ediyoruz. Biz buraya gelmeden önce de tavan maaş mücadelemize oldukça kararlı olduğumuzu, bu hakkı almadan hiçbir şekilde durmayacağımızı, pes etmeyeceğimizi ifade etmiştik. En başta gelen talebimiz tavan maaş hakkımızın geri gelmesi. İkinci talebimiz belli süreli sözleşmenin kaldırılması. Üçüncü talebimiz de eğitim iş kolunun kurulması. Bürokrasiyle görüşme noktasındaki bütün kısımları tükettik. Yani biz bir ilçede Milli Eğitim Müdürü'yle görüştük. Biz bir ilde Milli Eğitim Müdürü'yle görüştük. Biz bakanın kendisiyle görüştük. Bakanlığın tüm yetkilileri görüştük. Biz dönemin Milli Eğitim Komisyon Başkanı'yla da görüştük. Kendi imkanlarımızla. Onlar bize görüşmek istiyorlar diye değil. Biz bunları zorladık, yaptık, görüştük. Ve her görüşmenin sonucunda herkes bize hak veriyor. Ama bir şeyler değişmiyor. Çünkü patron lobisine iniliyorlar. Günlük bazında atıyorum haftada 2 gün, 3 gün olacak şekilde işe alınıyoruz. Eğer başka günlerimizi dolduramıyorsak da haftada 2 gün, 3 günlük maaşla çalışmaya çalışıyoruz. Tabii bu süreç nasıl ilerliyor? Derslerimizi olabildiğince dolduruyorlar. Günlük mesela örneğin 12 saatlik bir ders giriliyorsa toplam 12 saatimizin minimum 11'ini dolduruyorlar zaten. Ve kalan boşluklarda da işte atıyorum eve gittiğinizde ya da boş günlerinizde bize işte veli araması yapın, velilerle görüşün, işte toplantı alın. Hatta yakın zamanda çalıştığım kurum şöyle bir şey yayınlamış, broşür çıkartmışlar, isim isim vermişler. Avcılar gibi bir yerde ya da İstanbul'un Esenyurt gibi bir yerinde diyorlar ki gideceksin şu sokakta, şu mahallede öğretmenim kursun, broşürlerini dağıtacaksın. Böyle işler de yapıyoruz biz. Yani gerektiği takdirde bütün işleri zaten bize yaptırmaya çalışıyorlar. Bununla da yaptırdıktan sonra da asgari ücret veriyorlar ya da altını veriyorlar sana. Sonra da sana derste full performans, öğrenci başarısı en yüksek olsun, veli memnuniyeti en yüksek olsun diye söylüyorlar. Bizler zaten
öğrencilerimizin geleceğini düşünüyoruz. Yoksa öğretmenlik mesleğini sevmeyen, bu işi sevmeyen, yapmak istemeyen bir insan bu ücretlerle çalışmak da istemez. Sözleşmeli öğretmen olmak Türkiye şartlarında aslında ücretli köleliğe eşdeğer. Koşullarımız gerçekten çok ağır. Bize belli süreli sözleşmeler dayatılıyor. Yani ben mesela şu an çalıştığım kurumda, hatta çalıştığım bütün kurumlarda 10 aylık sözleşmelere tabi tutuldum. Yani yılın 2 ayı işsizim, maaşsızım, sigortasızım. Bu ne demek? 10 aylık sözleşmeleri yapıyorlar çünkü biz kıdem tazminatı alamayalım diye. Buradan patronlar ciddi bir kar elde ediyor. Yüz binlerce öğretmenin 2 aylık maaşına konmuş oluyor aslında. Tabii onları karlarına kar katarken biz açlıkla boğuşuyoruz. Çünkü ev sahiplerimiz hiçbir zaman 2 ay bizi idare etmiyor, etmeyecek. Dolayısıyla ek işler yapmak zorunda kalıyoruz. Ek iş değil, hatta başka işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Ben yıllardır kafelerde çalışıyorum, garsonluk yapıyorum yılın 2 ayında, yaz aylarında. İşte ya da işte belli dönemlerde birkaç hafta ailemin yanına dönmek zorunda kalıyorum. Farklı şehirlerde yaşıyoruz. Başka öğretmen arkadaşlarım inşaatlarda çalışıyor, taşımacılık yapıyor. Birçok sektörde işte anket dolduruyoruz vesaire gibi kendimize iş alanları, daha doğrusu yaşamaya çalışıyoruz diyeyim. Şartlarımız bu şekilde. Onun dışında süreli sözleşmelerin dışında ciddi anlamda mobbinge maruz kalıyoruz. Bu işte veli baskısı adı altında müdürlerin bize yaptığı ciddi bir mobbing var. Bu mobbingler altında eziliyoruz aslında. Ücret politikaları çok düşük. Yani ben İstanbul'da yaşadığımı söyledim. İstanbul'da ortalama kiralar 20 binlere dayandı. Ben 22.500 TL kazanıyorum, ücret alıyorum. Yani nasıl geçineceğime dair bir ne patronun ne Yusuf Tekin'in, bakanın hiçbir fikri yok. Biz 5 Şubat'ta Sayın Yusuf Tekin'le bir görüşme aldık. Bizle görüşmüyorlar normalde. Eylemin kazanımı oldu. Ve bu görüşmede Sayın Bakan bize direkt siz istiyorsunuz diye değil, biz zaten böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Düzenlenecek olan öğretmenlik meslek kanununda biz kamuda, özelde öğretmenleri bir statüde eşitleyeceğiz. Siz sadece taban ücretten bahsediyorsunuz, biz yanakları da burada geçireceğiz dedi. Biz kendisi ne zaman olacak diye sorduk. Nisan ayında diye ifade etti. Peki taban maaş uygulaması, biz süreli sözleşmeyle çalıştığımız için şu an Mayıs aylarında biz sözleşmeleri imzalarız genellikle. Bize bir ücret sunulur. Onunla ilgili bir pazarlık hakkımız yok. Çünkü eğer kabul etmezsek istifa etmiş oluyoruz. Ve anlaştığımız ücret Ekim ayında maaşımıza yansır. Enflasyon koşullarında o maaş gittikçe eriyor. Böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Ona şey sorduk, yani peki bu uygulama ne zaman başlayacak? Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte Eylül, Ekim ayı gibi başlayacak dedi. Yani çok net konuştu. Biz de o duygularla oradan ayrıldık. Ama 2 ay sonra bir televizyon programında kendisine sorulan bir soru üzerine bu konuyla ilgili, benim öyle bir yetkim yok. Onlar özel sektörde çalışıyorlar. Basın mensubuna da, yani oradaki spikere de, siz de özelde çalışıyorsunuz, sizin böyle bir hakkınız var mı gibi. Yani bizce aslında cahilce ama çok da bilinçli bir yanıt verdi.